sevgili seyirciler, bir perspektif programında da sizlerle birlikteyiz. Bugün yine Seydi Kemer'deyiz. Seydi Kemer Belediye Spor Tesislerindeyiz ve bugünkü konuğumuz sevgili Hasan Köymen beyefendi. Öncelikle programımıza hoş geldiniz diyelim size. Teşekkür ederim. Ben de size hoş geldiniz diyorum. Şimdi gerçi bölgede tanınıyorsunuz ama kısaca bir sizi bir tanıyalım biz öncelikle. Ben doğma büyüme Seydi Kemerliyim. Eski ismi Kemer biliyorsunuz. İlk öğretimi burada okudum. Liseyi Eskişehir'de, üniversiteyi Balıkesir Üniversitesi matematik öğretmeninde bitirdim. Şanssızlık atanamadık. Ondan sonra burada devam ettim hayatıma. Seydi Kemer'in çeşitli mahallelerinde matematik öğretmenliği yaptım. Daha sonrasında işte büyüklerimizin de önderliğinde kulüp başkanı seçildi üyelerimiz tarafından ve şu anda kulüp başkanı olarak devam ediyorum görevime. Evet, gençliğinizde tabii ki siz de sporla uğraştınız, evet. Spor yaptınız. Şu andaki bulunduğumuz futbol sahasının hemen 50 metre yakında zaten evim. Evet. Dolayısıyla çocukluğumuz bu sahada geçti bizim. Çocukluğumuz da topraktı tabii. Burada oynuyorduk. Futbol oynuyorduk, çeşitli oyunlar oynuyorduk. Yani zamanımızın tamamına yakını burada geçiyordu. Evet, sporla ilgilendik o zaman. Yani mekana da yere de vakıfız. Buraya, evet. Burada yaşadık, burada büyüdük ve evet. Burayı sahiplendik diyorsunuz. Evet. Şimdi başkanım, sizi yakından takip ettiğimiz kadarıyla şunu görüyoruz. Burası nereden nereye geldi? Çok büyük bir gelişme kaydetti. Çok büyük bir gelişmenin ötesinde bölgeye çok farklılıklar kattı. Gençlerimize çok farklılıklar kattı. Biz bunu müşahede ettik, gördük her zaman. Şimdi bu süreçte yaşanan zorluklar da vardı tabii ki. Çok evet. Zorlu aşamalardan da geçildi. Şimdi o süreci biraz değerlendirelim. Nereden başladık? Şu anda neredeyiz? Hedeflerimiz ne? Onları biraz konuşalım. Teşekkür ederim. Ben 2016 yılında kulüp başkanı seçildim. Şimdi kulüp başkanı seçildikten sonra ben kulübün üçüncü başkanıyım. Rahmetli kurucu başkanımız Mehmet Günay. Aşağı yukarı 30 yıl başkanlık yapmış. Hem başkanlık hem hocalık yapmış. Tabii ki o günkü şartlarda imkansızlıklar çok fazla. Dolayısıyla o imkansızlıklar içerisinde kulübü idare etmek çok daha zor. Ardından 2008 yılında vefat ediyor kurucu başkanımız. İkinci başkan olarak Süleyman Abalı seçiliyor. Aşağı yukarı 8 yıl Süleyman Abalı başkanlık yapıyor. Yine onun döneminde de imkansızlıklar fazla. İşte Süleyman Abalı'nın son dönemine yakın Seydi Kemer Belediye Spor ismini alıyor. Eski ismimiz Kemer Doğan Spor. O dönemde biraz belediyenin de desteğiyle maddi güce kavuşuyor kulübümüz. Akabinde 2016'da ben kulüp başkanı seçildiğimde, şimdi bende şöyle bir şey vardır. Belki öğretmenlik vasfımın da gerektirdiği bir şey. Geldiğim zaman kulüpte ne gibi eksiklikler var? Ve bu eksiklikler nasıl giderilebilir? Şeklinde bir düşüncem vardı her zaman. Yani bir nevi bina dediğimiz fiziki şartların, fiziki altyapının düzeltilmesi konusunda bir takım projeler oluşturdum kafamda. Bu projeleri gerçekleştirmek için örneklere bakmak gerekiyordu. Şimdi amatör spor ya da spor camiasının içerisinde yeni bir kişisiniz. Hem şeyde acemisiniz, yani öyle söyleyeyim size. Gittiğim yerlerde, diğer kulüplerde fiziki olarak binaların yapısına, tesis var mı yok mu, soyunma odaları ne durumda vesaire, hepsinden birer örnek aldım. Bunları gerçekleştirmek adına 2017 idi sanırım, bir yıl sonra kolları sıvadık. Başlayacağız. İşte tam o sırada çeşitli sıkıntılar yaşadık. Kulübün sportif başarı anlamında ligden düştük. Bunun negatif yansıması bana oldu, evet. Yani her anlamda. Ama yılmadım. Yönetim de sağ olsun her zaman yanımızdaki belediye başkanımız Yakup Otgöz her zaman, ne zaman gitsek bize her konuda destek verdi. Ona durumdan bahsettik. İyileştirilme yapılması gerektiğini, bir yerden başladık. İşte yedek kulübeleri, soyunma odaları, şu anda içinde bulunduğumuz idari ofis, protokol tribünü vesaire derken bayağı bir yol kat ettik. Akabinde
en büyük eksikliğimizin tesis olduğunu gördüm. Çünkü tesis olmadığı zaman tamamıyla bölgedeki imkanlardan faydalanmak zorundasınız. O imkanlar da kısıtlı. Örneğin dışarıdan bir futbolcu alamıyorsunuz çünkü kalacak yeriniz yok. Ev kiralamak vesaire. Birçok kulüp bunu yapıyor zaten. Birçok kulüpte tesis yok. Akabinde işte bunu da yine belediye başkanımızla paylaştığımız zaman elimizde, belediyenin elinde bir tane prefabrik bir yapı vardı. O yapıyı buraya montajını yaptık. İşte tadilatıydı vesaireydi. Bir yıl gibi bir sürede tesisimize kavuştuk. Evet, az önceki söylediğinize katılıyorum. Yani bu konuda bir şeyler yaptığımızı bildiğimiz için katılıyorum. 2016 yılından 2021 yılına geldiğimiz zaman 5 yıllık süreçte çok ciddi anlamda atılımlar gerçekleştirdiğimizi artık ben de söyleyebilirim. Yani bu aşikar zaten dediğiniz gibi, yani prefabrik bir yapıdan betonarme bir yapıya geçilmiş. Aşağıda tabii ki istediğiniz seviyede olmayabilir ama yine de bir düzenleme gerçekleşmiş. Sahamız yine de çim bir saha. Şu anda bir eksiğimiz sahamız kaldı. İnşallah evet. O konuda da belediye başkanımızın çeşitli platformlarda söylediği gibi biz de hep tekrar ediyoruz. Şu anda Ankara'da bir çalışması var başkanımızın. Yani sonuçta bu yapılacak olan saha çalışması sadece sahadan ibaret değil. Evet. Tribünleriyle, ışıklandırmasıyla, yeni soyunma odalarıyla tam bir kompleks yapı. İşte bu kompleks yapı için bir kaynağa ihtiyaç var. Tabii. O noktada başkanımız şu anda çalıştığını biliyoruz. Geçen hafta kendisiyle görüştüğümüzde olumlu gittiğini ve kısa sürede bu görüşmeleri sonuçlandırdıktan sonra olumlu anlamda tamamen sonuçlandırdıktan sonra inşallah 2021 yılı içerisinde, yani 2021 bitmeden sahamıza kavuşacağımızı umut ediyoruz. En kötü ihtimalle 2022'nin başında olur bu iş ama olur. Evet. Olacak yani. Yani önemli olan olması, bir yerden başlanılması, mücadeleye devam diyorsunuz. Peki başkanım, şimdi geçtiğimiz Mart ayında bir pandemi süreci başladı. Bu pandemi süreci içerisinde tabii ki siz de etkilenmişsinizdir. Yani spor kulüpleri olarak, özellikle amatör kulüpler olarak etkisi size daha fazla oldu zannedersem. Bu pandemi sürecini nasıl açtık? Nasıl bir yol haritası izledik? Neler yaptık pandemi döneminde? Şöyle söyleyeyim, yanlış hatırlamıyorsam 11 Mart'ta Türkiye'de ilk vaka çıktığından hemen sonrasında 17 Mart'tı yanlış hatırlamıyorsam, bir hafta içerisinde Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye'deki tüm ligleri erteleme kararı aldı ikinci bir emre kadar. Ki bu süreçte yani işin doğrusu bir müddet federasyon kaldı, tereddütte kaldı. Hani iptal edelim mi etmeyelim mi? Şimdi bir anda ülke ve dünya hatta hiç bugüne kadar yaşanmamış bir duruma girdiği için biz de tedirgin olduk kulüp yöneticileri olarak. Neden? Çünkü özellikle amatör kulüplerde şöyle bir şey vardır. Yani amatör kulüplerde kriterleri tam sağlayamazsınız. Yani çünkü zaten adı üstünde amatör. Buradaki çocukların Allah korusun birine bir şey olsa biz hiç kimse bunun altından kalkamayız. Dolayısıyla bu olumsuz durumu öngördüğümüz için biz amatör kulüpler olarak ve diğer kulüp profesyonel de dahil olmak üzere federasyona bir baskı yaptık. Yani çünkü bir an önce iptal et, yani bunları ertele şeklinde. Federasyon buna kayıtsız kalmadı. 17 Mart'ta ligleri erteledi. Akabinde işte süreci herkes biliyor, yakından biliyor. Pandemi çoğalarak devam etti ve geçen yıl ligler bitirildi, iptal edildi tamamen. Bu yılın başında profesyonel takımlar özellikle test kriterlerini, çünkü test dediğimiz şey maddi imkan gerektiren bir olay. Haftalık yapılması gereken bir olay ki bir kulübün haftalık test miktarı adet olarak en az 25-30 adettir. Çünkü 18 kişilik kadro, teknik heyet vesaire falan derken 30. Şimdi bunun mali bir yükümlülüğü var. Profesyonellikler bunu kaldırabiliyor ama amatörlikler bunu kaldıramaz. Belki bunun için artı amatör maçlarda seyircinin hakimiyeti biraz daha zordur. Çünkü birçok sahanın konumu itibariyle seyirciye gelme de diyemeyiz. Evet. Çünkü dışarıdan da çok rahatlıkla seyredilebilecek konumdalar. Dolayısıyla federasyon bunları öngörerek amatör branşları başlatmadı. Tabi bu kulüpleri, futbolcuları bir noktada zor durumda bırakıyor. Özellikle futbolcuları. Çünkü bu konuda yani futbolcular bu işten ekmek yiyen çocuklar var.
Sadece bu işi yaparak. Evet, sadece bu işi yapıp da bu işten ekmek yiyen çocuklar var. Onları da düşünmek lazım, doğru. Ama biz hep şunu söyledik, önce sağlık. Evet. Neden? Çünkü dediğim gibi bir tane çocuğumuza burada bir şey olsa bunun hem vebalini kaldıramayız hem sorumluluğunu kaldıramayız hiç kimse. Bu anlamda şu anda beklemedeyiz. Yanlış bilmiyorsam 1 Mart'a kadar sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Amatör Kulüpler Başkanı Ali Düşmez de bunu zaten deklar etti. Şu anda öngörülen, bizim öngördüğümüz ya da bize bildirilen balliklerinin, yani bizim bir üstümüzdeki evet. balliklerinin Mart ayı itibariyle başlama olasılığının yüksek olduğu ama süper amatör ve birinci, ikinci amatör gibi alt liglerin, yerel liglerin henüz daha başlayıp başlamama konusunda bir net bir karar alınmadığı federasyon tarafından bize bildirildi. Biz kulüpler olarak beklemeye devam edeceğiz. Artık nasip. Şimdi amatör kulüplerin biraz önce söylediğiniz gibi profesyonel ligde oynayan takımların gelirleri farklı tabii ki. Hem federasyondan alıyorlar, hem yayın kuruluşlarından alıyorlar, hem herhalde Spor Toto iddiadan da para geliyor herhalde onlara. Böyle bir ödenekleri de var. Ama amatör kulüplerin böyle bir ödeneği yok. Yani siz buradan bir maç için bir yere gidecek olsanız bile işte araç tahsis edilmesi lazım. Gittiğiniz yerde eğer uzaksa konaklama giderlerinin gidip karşılanması gerekiyor. Şimdi bu amatör kulüplerin maddi anlamda rahatlayabilmesi için sizin bir öngörünüz var mı? Ben bu soruyu sorduğunuz için öncelikle teşekkür ediyorum. Şundan dolayı özellikle halk bazında yani taraftar bazında yanlış bilinen bir şey var. Amatör spor kulüplerinin hiçbirisi, adı üstünde amatör olanların hiçbirisi Ballıgi hariç süper amatör, birinci, ikinci amatör. Hiçbir takım federasyondan 1 lira yardım almıyor. Federasyon hiçbir amatör kulübe yardım etmiyor. Evet. Şampiyon olsa dahi, örneğin 2 yıl önce biz birinci amatörden süper amatöre çıktık, şampiyon olduk. Şampiyonlukta dahi 1 lira para vermiyor. Yani maddi bir yardım yapmıyor federasyon. Tam aksine transferlerde her bir transferden, her birinden biz federasyonun hesabına para yatırıyoruz. Bu evet. Kural. Bunu hani eleştirdiğim için söylemiyorum. Ama insanlar federasyondan para ya da maddi destek aldığımızı zannediyormuş. Değil. Kesinlikle böyle bir şey yok. Peki amatör kulüpler ne yapıyor? Amatör kulüpler öncelikle bulundukları yörenin yerel yönetiminden, bu sadece bize özgü değil birçok yerde bu şekilde, yerel yönetimlerinden destek alıyorlar. İşte belediyelerden özellikle. Çünkü belediyeler kanunda da spora destek olma destek. Şeyi var. Bunun dışında ağırlıklı olarak işte iş adamları, sponsorlar vesaire bunlardan destek alıyorlar. Biz de şu anda Seydikemer Belediyespor'u konuştuğumuz için soruyorum. Evet. Biz de en büyük desteğimiz tabii ki Seydikemer Belediyesi Yakup Başkanımız. Onun dışında işte sponsorlarımız var, reklam veren iş adamlarımız var, esnafımız var. Bunlar destek oluyor ama ben 5 yıldır şunu söylüyorum. Evet, kulüp başkanı olarak işte tesisli, sahaydı vesaire bunlar yapılıyor ve yapılacak. Hı hı. Ama bunun dışında bu kulüp ayakta kalmak istiyorsa daimi gelir dediğimiz, sürekli gelir kendisi kazanacak şekilde bir takım bir şeyler yapılması lazım. Hı hı. Ve ben bu konuda da iyi ilerlediğimi düşünüyorum. Şu anda Seydikemer merkezde bulunan taraftar kafe işletmesi kulübümüze yıllık dekontlarıyla sabit olmak şart şeklinde yıllık bir bağışı var. Bu bizim bir kazancımız. Bunun dışında benim mesela istediklerimden bir tanesi başkanımıza da hatta şu anda futbol sahamızın yanına bir tane halı saha yapılırsa halı sahanın iki türlü kullanım şekli vardır. Birincisi altyapı. Orada çok rahatlıkla çalışabilir. Ki şu anda biliyorsunuz pandemiden dolayı altyapılarda gelişimliklerini de oynatamıyoruz. İkincisi de halı saha kulübe her zaman bir gelir kaynağıdır. Evet. Bu şekilde düşündüğümüz zaman kulübün kendi gelirlerini elde etmeye başladığı anda yani en azından toplam giderinin 1/3'ünü, 2/3'ünü ya da yarısını işte bu şekilde bir gelir kaynağı oluşturduğu andan itibaren yönetmek ya da ilerlemek çok daha kolay olacaktır. Ben biraz da bu noktada ilerliyorum yani. Şimdi başkanım tabii ki iyi projeler, güzel projeler. Ben şimdi nacizane görüşüm olarak söylemek istiyorum. Seydikemer'de herhalde kapalı bir
spor salonumuz yok. Yani var, yani gelişmiş yok. Olarak çok donanımlı bir şekilde, çok büyük bir şekilde buraya, ilçeye gerçekten yakışır. Çünkü Seydikemer gerçekten büyük bir yüz ölçüme sahip ve gelişmeye açık ve ilerisi çok açık bir ilçe olduğu için söylüyorum. Yani var olabilir ama biz daha iyisini istiyoruz. Neden daha iyisini istiyorum ben? Şimdi orası yapıldığı zaman oranın gelirlerinden bir pay da bu tarafa aktarılabilir. Yani orada insanlar işte ne bileyim... Yani sizin söylediğiniz şey biraz daha böyle sportif faaliyetlerinin daha evet, fazla olduğu daha bir fazla salon. Olduğu bir salon. Hani spor müsabakaları, basketboldu, voleyboldu, handboldu, bu tür müsabakaların yapılması. Hem de ayrıca toplantıların yapılacağı. Diyelim ki toplantılarda bir kiralama yapıldığında belli bir miktarı, belli bir yüzdesi Seydikemer Belediye Spor Kulübü'ne aktarılabilir. Evet. Yani bu şekilde de bir kullanım açılabilir diye kesinlikle mantıkla söylemiştim. Doğru söylüyorsunuz. Şöyle, kulübe gelir sağlamak için yöntem çok aslında. Yol çok. Ya bunlardan birkaç tanesini, ya bugün Hasan Başkan vardır, yarın bir başkası gelecek. Kesinlikle. Hasan Başkan sonuna kadar bu kulübün başında durmayacak. Ama birisi geldiği zaman en azından işleyen bir çark olduğunda bu sürekli hale gelecek ki kulüp ayakta kalsın. Yani kişilere bağımlı olmamalı kulüpler. Ben hep bunu söylüyorum. Kişilere bağımlı olan kulüpler günün birinde batmaya mecburdur. Yani kişilere bağlı olmamalı kulüpler. Yani bir kızmayla, bir küsmeyle ortadan kalkabiliyor bütün gelirler, bütün yatırımlar. Şimdi biraz da sporun sağlığa önemine girelim. Çünkü pandemi dönemi, pandemide esasında herkes işte ilaç, aşı, evet bunlar yapılması gerekenler ama biraz da şu var, bilim adamlarının da söylediği, vücut ne kadar dirençli olursa bu hastalığı yenme oranı daha yüksek oluyor. Şimdi ben bir spor adamı olarak, bir kulüp başkanı olarak, mutfağından gelen, alt tabakasından, alt tabanından gelen bir kişi olarak size soruyorum. Evet. Sporun sağlığımıza biraz etkilerini açalım. Pandemi dönemindeyiz. Bakalım spor nelerimize ilgili. Ben bu soruya şöyle cevap vereyim. Dediğim gibi ben öğretmenim, matematik öğretmeniyim. Okullarda çalışırken bu meseleyle biz aslında hep karşılaşıyorduk velilerle. Veliler hep şundan şikayetçiydi. İşte çocuğum sokaktan gelmiyor, ders çalışmıyor vesaire falan filan. Şimdi sokaktan gelmeyen çocuk mahalle arasında futbol oynarsa bile spor yapıyordur aslında bir nevi. Yani bunun adı spordur. Yani sokaktan gelmemek değildir. Şimdi ben de o zamanlar anlayamamışım aslında. Kulüp başkanı olduktan sonra bunun farkını çok daha fazla gördüm. Şöyle. Şimdi bizim çocukluğumuzda hiperaktiflik kavramı yoktu. Evet. Çünkü neden? Biz çocukluğumuzda sokağa çıkıp ayakkabılarımızı çıkarıp toprağa basıp enerjimizi toprağa atabiliyorduk. Şimdi günümüzde evet, veliler ya da aileler kendilerine göre, ebeveynler kendilerine göre haklı tarafları olabilir ama genelleme yapıyorum ben. Şimdi günümüz çocuklarının çoğu sokakta oynayıp enerjisini toprağa atamıyorlar. Bunun adı spordur. Yani hoplayıp zıplamak, işte mahalle arasında maç yapmak, gelip burada çimende, yani sonuçta burası çocuklarımıza her zaman açık. Kapıları kilitlemiyoruz yani. Dolayısıyla bunu yaptıkları zaman çocuklar rahatlıyorlar. Enerjilerini boşalttıkları zaman rahatlıyorlar. Bunun derse olan etkisi de aslında çok fazla olumlu. Evet. Bunu göremeyen veli sayısı da çok fazla yalnız. Yani ben istiyorum ki, yani hem öğretmen kimliğimle hem kulüp başkanı kimliğimle şunu söylüyorum ailelere. Çocuklarınızı bırakın. Çocuklarınız yani sokakta oynasın. Tabii şu anda pandemi döneminden dolayı bir şey diyemiyorum da. Yani genelleme olarak söylüyorum. Pandemi geçtikten sonra çocukları gelsin spor yapsın. Biz onlara her zaman kapılarımızı açarız. Onlar enerjilerini boşaltsınlar. Hem sağlık açısından hem ders anlamında. Bugün pandeminin en çok zarar verdiği insanlar işte kronik rahatsızlıkları olan, işte ya da ne bileyim sigara biliyorsunuz çok etkili oldu bu dönemde söyleniyor. Bu sporun ters tarafı. Yani sporla ilgilenen kısım ya da insanlara pandemi çok fazla zarar veremedi. Demek ki buradan şu sonuç çok rahat çıkarılabiliyor. Spor hayatımızın her alanında bize hep olumlu katkı sağlamıştır. Hem sağlık açısından hem öğrencilerimiz açısından, ders anlamında. Ben o yüzden hem çocuklarımızın hem de büyüklerin her zaman spor yapmasından yanayım. Evet, projelerden de bahsettik ama şimdi bir de sizin bakış açınızdan böyle bir vizyon genişlemesi burada kusursuz gerçekleşmiş. Evet. Ama hayallerin hani
ötesi yok. Hayallerin sonu yok. Yani hayaller nereye gidecek, nereye varacak tabii ki hiçbir zaman şey değil, kesintiye uğramıyor hayallerimiz. Peki bir kulüp başkanı olarak, bir spor adamı olarak hayallerde en üst tıkta ne var? Bize onu. Şimdi şöyle yine hani şöyle anlatayım. Buralıyım ben. Ben doğuma büyüme buralıyım. Seydi Kemerliyim. Hani derler ya halk arasında Seydi Kemer'in has evladı. Evet. Evet ben Seydi Kemer'in has evladıyım. Seydi Kemer'e yapacağımız her şey bu memlekete kalıcı eser olarak kalacaktır ve bizden sonraki nesillere miras olarak bırakılacaktır. Dolayısıyla evet benim hayallerimin sonu yok. Evet. O doğru. Ben 5 yıl önce bu kulübün başkanı olduğum andan bugüne kulüp için söylüyorum. İyi şeyler yaptığımı evet düşünüyorum şu anda. Daha ötesine götüreceğiz. Şu anda öncelikle ben hep şunu söyledim mesela. Bir taraftara sorduğumuz zaman taraftar her yıl şampiyon olmak istiyor ama böyle bir şey yok. Evet. Böyle bir şey olmaz. Maalesef. Şimdi biz her yıl şampiyon olduğumuz zaman bir anda yukarı çıkarız. Ama şu bir olayın bir de şu tarafı var. Bugün mesela süper amatörden bala çıktığımız zaman mevcut sahamızda oynayamıyoruz. Hı hı. Çünkü mevcut sahamızın fiziki şartları yetersiz. Evet. Federasyon bunu engelliyor. Dolayısıyla burada şu var. Önce yapılması gereken altyapı dediğimiz, fiziki olarak altyapı dediğimiz şeylerin tamamlanması gerekiyor. Şimdi tesisimizi yaptık. Artık idari binamız vesaire her şeyimiz tamam. Başkanımızın az önce bahsettiğim gibi Yakup Başkanımızın şu anda takip ettiği saha projemiz. Benim en büyük projelerimden birisi de oydu. Hep söylüyordum sahamızın mutlaka elden geçirilmesi lazım. Saha projemiz de bittikten sonra şu anda bulunduğumuz aşağı yukarı bir 15-20 dönüme yakın bir arazi üzerinde bulunuyoruz biz. Bu arazinin üzerinde tam bir kompleks olacak. Tesisiyle, spor salonuyla, işte halı sahasıyla, sahasıyla, her şeyle tam bir kompleks olacak. Bu kompleks bittikten sonra artık sportif başarı biraz daha kolaylaşacak. Niye? Evet destek yine lazım. Akabinde ben profesyonelliği görmek istiyorum. Seydi Kemer 3. lige, en kötü 3. lige yakışır diye düşünüyorum. Tabii bu yine söylüyorum taraftarlarımıza buradan bir kez daha söylemek istiyorum. Evet bugün Seydi Kemer Belediyesi bizim en büyük destekçimiz, en büyük gücümüz. Ama profesyonel ligleri, bal liglerini hedefliyorsak yani bunu istiyorsak kesinlikle bütün taraftarın, herkesin destek olması lazım. En yakın örneği şu anda yaşanıyor Fethiye. Evet. Üçüncü ligden ikinci lige çıkmaya çalışıyor. Bir anda bir birliktelik oluştu. Mesela bayrak kampanyası evet. falan başladı. Hı-hı. Şimdi bazı şeyler maddi güçlü oluyor. Kesinlikle. İşte bu maddi gücün elde edilebilmesi için herkesin elini taşın altına koyması lazım. Biz elimizden geleni yaptıktan sonra da taraftar bizimle birlikte üçüncü ligi hedefliyorsa destek olmalı. Ondan sonrası artık hani ben profesyoneli inşallah görürüm. Evet. Ondan sonrası Allah kerim derim. Şimdi Seydi Kemer o zaman çok şanslı. Çünkü çok böyle vizyonu geniş, yani algısı açık ve hedefleri büyük olan bir başkanla bir spor kulübü yönetiliyor. Biz tabii ki şu anda ben tarihi buraya not aldım sevgili seyirciler. 26.01.2021 tarihi itibariyle başkanımızın projelerini gördük. Hayallerini dinledik. Ama bu hayaller ulaşılamayacak hayaller değil aslında. Kesinlikle. Yani ama dediğiniz gibi herkes taşın altına elini koyarsa, herkes birlik beraberlik içerisinde olursa, destek olursa her şey olur. Her şey tamamına varır. Biz de diliyoruz ki biz Seydi Kemer Belediyespor'u hak ettiği yere inşallah en kısa sürede taşırız hep beraber. Biz de basın olarak elimizden gelen ne varsa bunu yapmaya her zaman hazırız. Çünkü spor çok önemli hayatımızda. Evet. Özellikle amatör spora çok büyük destek verilmesi gerekiyor. Biraz önce açıkladığınız gibi destekler çok az. Ama yapılması istenen çok fazla. Evet. Yani aynen. Bunun dengesi nasıl oluşacak, nasıl denge kurulacak onu göreceğiz, bekleyeceğiz, göreceğiz. Başkanım son olarak neler söyleyeceğiz? Seydi Kemer halkına, sporcularımıza, ailelerimize, çocukları için yönlendirme tarzından neler söyleyebiliriz? Son olarak o zaman şunu söyleyeyim. Evet bugün Seydi Kemer Belediyespor
varlığı artık her yerde hissediliyor. Bu da hepimizi memnun ediyor. Güzel. Burada Hasan Başkan kulüp başkanı olarak belki gözüken odur ama değil. Tek başıma ya da tek kişi değil. Bunun altında yönetim, hocamız, ondan sonra sporcularımız, taraftarımız asıl. Komple bir birliktelik var kesinlikle. Ama az önce söylediğimi bir kez daha söylüyorum. Eğer burada en büyük iş taraftarımıza düşüyor. Eğer sportif anlamda bir başarı istiyorsak kesinlikle ve kesinlikle her zaman kulübümüze dört elle sarılmak zorundayız. Çünkü bizim Seydi Kemer'de başka kulübümüz yok. Evet. Bizim tek kulübümüz var. O da Seydi Kemer Belediye Spor Kulübü. Bu anlamda herkes birliktelik sağlarsa beni değil kulübü memnun ederler, gençleri memnun ederler, çocukları memnun ederler. Çünkü bu kulüp gençlerimize hizmet etmek için var asıl şeyi. İnşallah pandemi geçtiği zaman bunu çok da fazla görecekler. Artık altyapıya biraz daha önem vermek istiyoruz. Ve yine son olarak buradan bir kez daha belediye başkanımız Yakup Otgöz'e ben gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ben 5 yıllık başkanlık döneminde kapısını ne zaman çalsam her konuda hem maddi hem de işte iş gücü anlamında ne zaman kapısını çalsam hiçbir zaman beni geri çevirmedi. Her zaman desteğini yanımızda hissettik. Onun verdiği destekler sayesinde zaten bu noktaya geldik. Onun için taraftarlarım adına, kulübüm adına, sporcularım adına ben Yakup Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Onun dışında söyleyebileceğim başka bir şey yok şu anda. Evet. Evet sevgili seyirciler, bugün konuğumuz Seydi Kemer Belediye Spor Başkanı Hasan Köymen'di. Beraber güzel bir sohbet gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Bugün de programımızın sonuna geldik. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Bir dahaki programda buluşmak dileğiyle.
Thank you.